Türk milliyetçiliğine hedef aldı, Elazığ'ın Kürdistan bölgesinde olduğunu savundu. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, yargılandığı mahkemede Kürdistan kışkırtması yaptı. Sen... PKK'nın siyasi uzantısı, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından açılan soruşturmada hakim karşısına çıktı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Demirtaş'la cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Ee, öncelikle... Elazığ doğumlu olan Demirtaş, Kürdüm, ana vatanım Kürdistan'dır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın milliyetçiliği de hedef alan sözlerine en sert yanıt Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nusret Senem, Demirtaş'ın bölücülük yaptığını söyledi. Bu ifadelerle e, Elazığ doğumlu olan e, bir şahsın e, belircilik yaptığını e, söyleyebiliriz. <laughs> Bu e, terörle mücadele kanununun e, kesin olarak ihlali anlamına geliyor. Senem, Demirtaş'ın ifadelerine Millet İttifakı'ndan bir tepki gelmemesinin sebebinin HDP ile yapılan ittifak olduğunu vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürdistan diye bir Bölgede yoktur. Bunu sindirebiliyorlarsa bir şey diyemem. Ama görebildiğim kadarıyla HDP ile ittifakları dolayısıyla bunu da bir şekilde geçiştiriyorlar. Öte yandan Demirtaş savunmasında Büyük Önder Atatürk'ün sözlerini de hedef aldı. Atatürk'ün bir Türk dünyaya bedeldir sözünü hedef alan Demirtaş savunmasında öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir falan da demiyorum ifadelerini kullandı.